Ali Bey, müsaade ederseniz bu soruyu cevaplamadan önce biraz önce Ahmet Aktacir Bey'in ve İbrahim Halil Ekşi Hocam'ın değindiği konularla ilgili bir iki cümle etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 1934 yılında çıkarılan yabancıların toprak edinmesiyle ilgili kısıtlamaları koyan bir kanun vardı. Ve bu kanun 2005 yılına kadar AK Parti yönetimine kadar devam etmiş iken 2005 yılında başka bir düzenleme ile yabancılara mülk edinme hakkı tanındı. Bunun bazı istisnaları yok değil var. Mesela Hatay'dan, Gaziantep'ten, Kilis'ten yabancılar toprak alamazlar. Yine askeri güvenlik bölgesi veya güvenli bölge olarak ilan edilmiş yerlerden yabancılar toprak edinemezler. Ancak bunlar son derece dar kapsamlar ve bu konuda yabancıların artık devlet ve vakıf statüsünde de toprak alabildiklerinin de altını çizerek konunun vehametini Ahmet Hocam'ın biraz önce İsrail Devleti'nin kuruluş sürecini izah ederken ortaya koyduğu gerçeklerle birleştirdiğimiz zaman aslında bir miktar, o da çok cüzi bir miktar, döviz girdisi sağlamak adına nelerden feragat ettiğimizin, ne derece riskli işlere kalkıştığımızın da halkımızla paylaşılması lazım. Diğer taraftan İbrahim Hocam'ın değindiği Irak petrolünün Yumurtalık Kerkük Bulu Hattı vasıtasıyla Akdeniz'den dünya ticaretine açılması yolunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin baştan beri hep belli başlı aklı başında sağduyu ve hukuka saygılı çevreler tarafından yapılan ikazları hiçe sayarak yürüttüğü bir süreç vardı. Neydi bu? Merkezi hükümetin yetkisindeydi Irak petrollerinin satılması, dünya ticaretine açılması. Ancak Barzani yönetimi merkezi hükümetin onayını almadan Türk hükümetiyle anlaşarak böyle bir yol açtı kendine ve ilave bir gelir kapısı oluşturmaya çalıştı. Irak hükümeti buna hep itiraz etti. Türkiye'yi defalarca ikaz etti. Siz hukuku çiğniyorsunuz, şu an benim egemenlik haklarımı çiğniyorsunuz diye ama Türkiye kendi iç hukukunda yaptığı bazı oldu bittileri, bazı hukuk tanımazlıkları burada da ortaya koyarak aslında İbrahim Hocam'ın da dediği gibi kendi itibarını yerle bir etti. Bugün nihayetinde biz tazminat ödemeye mahkum edildik ve orada Barzani hükümetinin petrolünü pazarlarken gemicikler bunları İsrail'e de taşırken diğer taraftan bizim özellikle İsrail aleyhtarı siyaset ile hep gündemde olan o kanat İsrail büyükelçilikleri önünde Mavi Marmara olayını kınama etkinlikleri de yapıyorlardı. Hatırlayalım Mavi Marmara olayını 31 Mayıs 2010. Biz o günlerden beri bu dava açılıncaya kadar petrollerini Barzani petrolü diye satmaya devam ettik ve Irak hükümetiyle aramızdaki ilişkilere de zarar verdik. Bakın biz Irak ile sadece ekonomik anlamda değil, terörle mücadele anlamında da büyük Ortadoğu projesi vesaire anlamında da İlişkilerimizi iyi tutmak ve birlikte hareket etmek zorundayız. Biz komşu ülkeleriz ve aynı kaderi paylaşan bölge ülkeleriyiz. Bu bölgede istikrarı, barışı, huzuru birlikte sağlamak zorundayız. Ve bu arada bunu yaparken de meşru zeminde hareket edersek ancak netice alabiliriz. Yoksa biz meşru zemine çıktığımız zaman terörle mücadelede de aynı şeyi yaşıyoruz. Yani benim terör örgütü tanıdığımı sen tanımıyorsun, onun terör örgütü tanıdığını ben tanımıyorum. Biz nasıl terörle mücadele yapacağız? Kendi bindiğimiz dalı kendimiz kesmiş oluruz. Bunlar yapılmaması gereken çok önemli ve kritik noktadaki hatalar. Nitekim bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkum edilmesi de bunu gösteriyor. Ancak bir noktanın da altını çizeceğim müsaade ederseniz. Anadolu Ajansı'nın sosyal medyadaki bildirisine göre Gülşen Çağatay'ın haberi hala bu şekilde duruyor, düzeltilmemiş. Burada da bir tembellik mi var, ihmal mi var, kasıt mı var? Bunun da Anadolu Ajansı açıklamasını yapmak zorunda. Çünkü Gülşen Çağatay'ın haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlığı, Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi'nin Irak'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tazminat ödemesine hükmetti diye haberi duyurmuş. Böyle de bir garabet, böyle de bir yani aymazlık ya da yani bu affedilir bir hata değil. Basının görevleri adına, topluma karşı sorumlulukları adına bir an önce bu yanlışlığın düzeltilmesi ve Türk halkından da özür dilenmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, gelelim sorunuza. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Devleti arasındaki diplomatik ilişkilerin
geliştirilmesi ve özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, terörle mücadele noktasında hem Türkiye'nin hem Suriye'nin ortak kaygılarının giderilmesi için birlikte hareket edilmesi bugün kaçınılmaz bir gerçek olarak aklı başında her siyasetçinin kabullendiği bir durum. Ve Şubat ayında başlayan bu, tekrar başlayan diyelim bu süreç, hem Rusya'nın hem de İran'ın da katılımıyla dörtlü zirveler şeklinde devam ediyor. Ve daha önce Şubat ayında Suriye lideri Esad'a sorulan soru, Erdoğan ile bir arada tekrar olur musunuz, masaya oturur musunuz sorusuna çok önemli bir cevap verdi. Yani Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini çekmesi ön şartı bir tarafa, bir de Türkiye'deki seçim sürecine işaret etti. Erdoğan seçilecek mi, seçilmeyecek mi, bir onu görelim, ondan sonra Erdoğan'la ilgili daha net konuşuruz mealinde bir cümle kurdu. Burada da aslında Esad'ın cevabı son derece aklı başında ve olması gereken, bir devlet adamına yakışan bir cevap. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada iyi niyetini ispat etmek zorunda kalan taraf durumuna düşmüştür. Samimiyetini ispat etmek zorunda kalan taraf durumuna düşmüştür. Bir taraftan siz Rusya, İran ve Suriye ile birlikte bu sorunun çözümü için çareler üretmeye çalışacaksınız. Diğer taraftan ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım ya da orada proje içerisinde bunun icracısı bir ülkeyim diyeceksiniz. Bu meyanda mevcut yönetime karşı oluşumları da destekleyeceksiniz, sahipleneceksiniz. İşte desteklediğimiz unsurlar bugün işte Fransa, ABD gibi ülkeler tarafından terör örgütü değil, meşru birer silahlı güç, hak, hukuk mücadelesi yapan bir güç olarak tanınıyor ve Türkiye'ye karşı terörle mücadelesini zaafa uğratacak, aksine Türkiye'yi öfkelendirecek, Türkiye'nin toprak bütünlüğü malum, bekası burada söz konusu, birliği bütünlüğü söz konusu, bunlara halel getirecek eylemler ve söylemler içerisine girebiliyor. Bu vahim tablodan kurtulmanın da yolu, bir an önce tekrar edelim, neresinden dönersek zararının kârdır diyerek meşru Irak ve Suriye yönetimleriyle birlikte çareler üretmek, birlikte ortak politikalar üretmek ve uygulamaktır diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun komutanım.